Merhabalar, bugün vlog çekiyoruz. Artık bundan sonra cumartesi günleri vlog koymayı planlıyorum. Haftanın bütün olaylarını, kendi yaşadıklarımı, birkaç tane işte deneyimi sizlere bu vloglarda aktaracağım. Cumartesi sabah 9'da yayında olacak. Pazar günü bir tane daha video gelecek gibi gözüküyor ama şu anda o kesin değil. Yani önümüzdeki hafta planı belli olacak o. Daha sonrasında hafta içerisinde de inceleme ürünleri, inceleme videoları ve benzeri videolar gelecek, rehber videolar gelmeye devam edecek. Ama hafta sonu cumartesi pazar en güzel videoları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi PTT'den birkaç tane almam gereken paket vardı. Onları almaya gideceğim. Burada zaten kamera kayıtta, buradan da göreceksiniz. Uzun zamandır, 5 gündür neredeyse bekliyorum. Bandırma'da şubede beklemekteler hala. 3 tane paket var sanırım. Aslında 2 paket olabilir de Banggood'dan aldığım birkaç bir şey vardı. Geldiler. Onları alacağım. Alabilirsem iyi olur zaten. Umarım. Sen lenste böcek geziniyor. Evet, görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, şimdi PTT'den zahmetli de olsa bir paketlerimizi aldık. Şimdi onların kutusunu açıp montajını gerçekleştireceğiz. Haydi. Bandırma'nın akşamları böyle görmüş olduğunuz gibi çok yoğun bir trafiği oluyor. Çünkü yollar tek şerit ve tek şerit bile denemez aslında. Köy yolundan hallice yollara sahip Bandırma maalesef. O sebeple de böyle rezillikler yaşanabiliyor. Evet. Bir şey düştü gibi hissettim ama umarım bir şey düşmemiştir. Bahçesine geldim. Burada aletlerin montajını yapacağız. Evet, şuradan paketler de leş gibi. Tamam, başka bir şey yok. Şimdilik yere bırakıyorum. Burada Banggood stickerları yolluyor. Bir de Banggood artık güzel bir fikir. Bakın, ticari bir faaliyet yapıyorsanız bu tür stickerlardan kesinlikle satın. Hediye edin daha doğrusu paketlerde. Burada bir tane V2'nin gidon boğazı var. Bu gidon boğazı kullanacağım bundan sonra. Görmüş olduğunuz gibi daha dar ve daha yakın olacak. Birazdan montajını yapacağız zaten. Bir de burada hop, uçma. Evet, aldım. Şuraya şöyle sıkıştıralım. Evet. Bunu oraya sıkıştırdım. Şimdi şunu açalım bir de. Bu da telefon tutacağı. Bisiklet için bayağı kullanışlı bir şey. Bisikletin pek çok yerine takılıyor. Şöyle göstereyim. Bu da Gub'un. Şurada da Gub'un zaten gidon extender vardı. Bunu da takacağız şimdi. Şöyle koyalım bunu da. Bunun içinde de sticker var. Evet, burada bir tane daha kutu var görmüş olduğunuz gibi. Bu kutuyu daha sonrasında açacağım. Bu kutu farklı bir kutu. Ben açacağım yani, size daha sonrasında bahsederim bundan. Instagram'dan paylaşacağım. Tamam, Instagram'dan bunu paylaşacağım ne olduğunu. Takip edin Instagram'dan. Ne olduğunu öğrenin siz de. İlk olarak gidonumu sökeceğim. Şuradan. Şuradakileri bir gevşetelim. Gidonumuzu şu şekilde göstereyim. Bu yeni gidonu takacağız. Gidon boğazına, özür dilerim. Bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bakıyorum, bunun alyanları bir ufak. 4 milimetrelik alyan. 4 milimetreye geçiyorum. Gevşetiyorum bunu. Tamamen çıkartacağım.
normalde böyle sıkmanız gerekmiyor ama bu niyeyse böyle uğraştırdı beni. Bayağı bir sıkı bu arada. Niye bu kadar sıkı onu anlamış değilim. Şu kısmını biraz dar yapmışlar. Şimdi şu aparatımı alıyorum. Bu da içerideki kelebek denilen aracı sıkıyor ve çekiyor maşanızla kadro arasında boşluğun olmamasını sağlıyor. Bunu sıkarken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çok fazla sıkmamanız gerekiyor. Ayarında bakın burada yazmıyor ama 5-6 şurada görmüş olduğunuz gibi 5-6 Nm tork ile sıkmanız gerekiyor. Tabi benim tork anahtarım olmadığı için göz kararı, el nizamı bir şeyler yapıyorum işte. Ama abartmamak gerekiyor. Zaten bu gidonun bulunduğu bu kısım kolay kolay kayacak bir kısım değil. O yüzden abartmanıza gerek yok. Çünkü yalama yanmasına sebep olabilirsiniz gidon boğazının, vidalarının. Bir de burada dediğim gibi gidon telefon tutucumuz var. Şöyle telefon tutucuyu da size göstereyim. Burada vida için alyanları da göndermişler. Bu güzel bir avantaj. Fiyatı da çok ucuz bir şey değil zaten. Yani gönderseler diyorsunuz. Göndersinler bir zahmet diyorsunuz. Burada montaj için bir kullanım kılavuzu var ama ona gerek yok bizim için. Bu arada unutmadan şunu da takalım. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi telefonumuzu oturtalım. Bakın burada vidası var. Bu vidayla gevşetiyorum. Ve telefonumu takıyorum. Tam çok güzel bir şekilde sıktı telefonu. Evet, çok abartmaya da gerek yok zaten, telefonu zorlamayalım. Evet, şu an çok güzel bir şekilde tutuyor, bayağı sağlam. Ve çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bisikletimizin üzerine eşyaların montajını gerçekleştirdik. Gidonun boğazını takması normal olarak biraz zahmetli oldu. Ama sorunsuz bir şekilde montajını yaptım. Gidon telefon aparatımızı da taktık. Telefon aparatı da gayet güzel, kullanışlı. Ama şunu fark ettim. Şu çentiklerini kısa yanmışlar. Bu çentikler kısa olunca da telefonun kılıfı ile birlikte, hele ki telefonunuz kalınsa, ki benim telefonum ortalamanın altında diyebilirim. İnce bir telefon tabi, kılıf olduğu için, şu an kılıfla birlikte olduğu için bakın şu an iyi tutuyor. Ama eğer gevşetirsen biraz çıkma yapabiliyor, üstten çekip alabilirsiniz. O da bir problem olmuş doğrusunu söylemek gerekirse, ama pek de sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü kılıfla bile şu an bayağı sağlam oturuyor. Şimdi şöyle çıkartalım. Buraya yan taraflarını kılıfsız kullandığınızda o köpükleri takabilirsiniz. Şuralardan zaten sıkıyoruz. Bakın buralardan yerlerini de değiştirebiliyorsunuz bunların. Veya şurayı ortaya takabiliyorsunuz. Bu ortaya takmak çok güzel. Ben onu deneyeceğim. Vaktim olursa onu deneyeceğim. Zaten şu gidonun altına bir tane daha spacer, bir tane daha halka takmam gerekecek. O halkayı taktıktan sonra onu da denerim. Eğer yaparsam Instagram'dan fotoğrafını onu da paylaşırım. Bayağı güzel oldu. Hoşuma gitti benim. Kaliteliler zaten. Marka malzemeler kaliteli. Ve sürdüm zaten bu şekilde, birkaç yüz metre sürdüm.
şu an memnun edici gibi. Bakalım uzun mesafelerde nasıl etki yapacak. Umarım hoşuma gider. Memnun kalırım. Evet sevgili dostlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda telefon tutucudan ve gidon boğazının nasıl takıldığından bahsettim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ayrıca bir vlog tadında olmasını da istedim bu videonun. O yüzden başında vlog gibi devam ettik. Haftaya daha güzel bir şekilde vloglar hazırlamaya gayret göstereceğim. Hafta içi inceleme videoları, hafta sonu cumartesi günü haftalık vlog, pazar günde haftalık gündem değerlendirmesi gibi haftalık konularda, değişik konularda sizi bilgilendirici içerikler sunmaya devam edeceğim. Bisikletin dışına çıkmaya başladık yavaş yavaş. Bundan sonra böyle farklı içeriklerde gelmeye devam edecek. Şurada bir tane bisiklet abiyi gördüm. Selam olsun ona da bu videoyu izliyorsa. Evet dostlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.